Günaydın sevgili Beyaz TV izleyicileri. Ebru Doğdu ve Burak Yılmaz ile eğitim programına hoş geldiniz efendim. Bu hafta artık merak ediyorsunuzdur değil mi? Acaba Ebru Hoca ve Burak Hoca bu hafta nereye gidecek? Şimdi en kıymetlilerden bir tanesi yurt dışı eğitimde biliyorsunuz İngiltere'dir. Ama lisede bir tane daha çok kıymetlisi ve bu işte çok iyisi vardır ki o da İsviçre'dir. O zaman ne yaptık biz? Yine bir eğitim grubu en iyilerden eğitim grubunun bölge müdürü hem de Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölge müdürünü bulduk. Kendisi birazdan bizimle olacak. Biz son hazırlıkları yapalım, görüşeceğiz. Bu hafta Ebru Doğdu ile eğitimde İngiltere'nin en iyi eğitim grubunun Türkiye ve MENA bölge müdürü Bahar Göçmen, öğrenci ve velilere İngiltere ve İsviçre'de lise ya da üniversite okumanın avantajlarını anlatacak. Burak Yılmaz partnerliğinde Ebru Doğdu ile eğitimde. Az sonra. Efendim tekrar merhaba. Biraz önce de söylediğim gibi sevgili partneri Burak Yılmaz ile bu hafta sizi İngiltere ve İsviçre'ye götüreceğiz. Hangisi bir numara sence? Hocam hep tercih yaptırıyorsunuz bana ama ben biraz daha İngiltere'ye yakınım bugün. Peki. Şimdi hep ne derim? Başarılı kadınların title'ı uzun olur arkadaşım. Evet. Cumhuriyet kadınların title'ı uzun olur. Başarılı bir yine meslektaşımız bizimle. O yüzden aslında biraz önce şaşırmadım ama şimdi yine okuyayım istiyorum. Türkiye, bir dakika bak şaşırdım. North Anglia Eğitim Grubu, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Bahar Göçmen bizlerle. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Hoş bulduk. Gerçekten uzunmuş. İnsan onları inşa ederken ya, ömür geçiyor. Değil mi? Sonra sadece Bahar oluyorsunuz ama fark etmiyorsunuz evet, ne kadar evet. Uzun olduğunu. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Benim gerçekten biraz önce kamera arkasında da söylediğim gibi özellikle İsviçre'yi lise konusunda sizden çok detaylandırmanızı isteyeceğim. Memnuniyetle. Ama böyle kısa bir kendinizi tanıtmak isterseniz önce bir kendinizi tanıtın sonra sorulara geçelim olur mu? Tabii Bahar Göçmen ben. North Anglia'nın hem Türkiye dediğiniz gibi hem Orta Doğu, Kuzey Afrika uzun uzun bölgelerden sorumlu bölge müdürüyüm. North Anglia'dan çok kısaca bahsedeyim isterseniz. Lütfen. North Anglia Eğitim Grubu bütün dünyada, İngiltere'de, İsviçre'de bugün konuşacağımız gibi Amerika'da, Asya ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde 87 adet okulu olan büyük bir eğitim grubu. Bu okulların büyük bir kısmı gündüzlü okullar, daha çok orta öğretim kategorisinde, ortaokul, lise. Bazı okullarda gerçi 3 yaşından itibaren öğrenci ağırlıyoruz. Bu okullar dışında bir de Buxmoor markası altında İngiltere'de akademik içerikli yaz okullarımız var. Yani North Anglia'nın böyle iki kolu var gibi düşünebilirsiniz. Ben de bu okulların hem Türkiye'deki öğrenciler hem de Orta Doğu'daki öğrencilere destek olmak üzere çalışıyorum diyebilirim. Evet, çok güzel. Şimdi biraz önce şuna da dikkat ediyoruz Burak Hoca ile. Artık eğitim gruplarını alalım. Evet. Tek bir yerden yani İngiltere'ye gitmek istersin, İsviçre'ye gitmek istersin, İspanya'ya gitmek istersin. Evet. Yani bir grubun içerisinde size çok şey sunulsun istediğimiz için artık eğitim grubu temsilcilerini ve bölge müdürlerini çağırıyoruz. Aynı zamanda da bu yaz okulları ile ilgili ufak sıkıntılar yaşandı geçen yıl. Hangilerinde yaşanmadı? Onlara baktık. O yüzden de aslında Bahar Hocamı çağırdık değil mi? Hocam geçen yaz örneğin biz çok keyifli bir şekilde geri ağırladık öğrencilerimizi. Evet. Buxmoor'da eğitim alan öğrencilerimizi. Çok güzel. Hocam şimdi şöyle bir yerden isterseniz giriş yapalım. Şimdi öğrencileri biz böyle hem üniversite seçiminde hem lise seçiminde profillere ayırıp senin için burası doğrudur, senin için şu daha iyi bir seçenektir gibi hep şey yapmaya çalışıyoruz aslında. Böyle bir kümelemeye çalışıyoruz. North Anglia'nın grubunun da farklı okulları var. Hangi profiller için özellikle İngiltere ayağı başlayalım isterseniz. Hangi profil çocuklar için uygundur? Kim gelmeli? Biz kime önermeliyiz North Anglia İngiltere okullarını? İngiltere'de 4 okulumuz var. 3 tane lise bunlar. 3 tanesi Oxford'da, bir tanesi Brighton'da. Bu okulların hepsi birbirinden çok farklı okullar. Aslında başta söyledim ya 87 adet okulumuz var diye. Bu okullar North Anglia grubunun okulları ama hepsinin kendine özel özellikleri var. Birbirinden bağımsız bu anlamda. Ve farklı öğrenci profillerine hitap eden okullar. İngiltere'dekiler de öyle.
3 tanesi, bu 4 okulumuzda 3 tanesi akademik olarak oldukça seçici okullar. Dolayısıyla öğrencinin akademik durumu, İngilizce seviyesi çok önemli. Bir tanesi daha kapsayıcı dediğimiz kategoride akademik olarak çok yüksek seviyelerde olmayan öğrencilerin de şans bulabildiği bir okul. Ama hepsinin ortak bir hedeflediği öğrenci profili var. Birincisi gerçekten akademik olarak çalışmaya istekli, öğrenmeyi seven, araştırmaya hevesli öğrenciler. Bu önemli ve zor bir süreç aslında. Birazdan detaylara gireriz. Yurt dışında, başka bir ülkede, başka bir kültürde okuma. Küçücükler. Aynen öyle. Ama bu sürece öğrencinin dahil olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu işe kendisi de isteyen öğrenciyi istiyoruz. Ve kolay bir süreç olmadığı için bu akademik süreçlerin, bunun dışındaki süreçlerin üstesinden gelebilecek güçte öğrencileri hedefliyoruz diyebilirim. Aksi çok zor oluyor zaten değil mi hocam? Çok zor oluyor. Yani ailenin zorlaması, danışmanın zorlaması. Aile zorlaması. Bizim görüşmelerimizde aynen öyle. İlk sorduğumuz şey bu. Öğrenci bu sürecin istiyor neresinde? Evet. Bazen çünkü öğrenci hiç istemiyor, aile istiyor. Her şeyi tabii öğrenciye bırakamıyoruz. O da başka bir şey ama öğrencinin hiç içinde olmadığı bir süreç genellikle hüsranla sonuçlanıyor. Görüşüyor musunuz hocam kayıt öncesinde? Öğrenci görüşmesi öğrenci var değil mi? Öğrenci mutlaka öğrenciyi görmek istiyorum. Aynen evet, öyle. Evet. Aynen. Çünkü orada aileyi uyarmak bize düşüyor. Evet. Yani çünkü çocuğu dinlemiyor, istemiyorum diyor. Bir de şeye de ikna olmak gerekmiyor mu? Gerçekten istemiyor mu? Şımarıklık mı ediyor, naz mı ediyor? Hani korkuyor onu da mu anlarız. Korkuyor mu? Evet, sadece evet korku mu gibi. Yani bu ciddi bir analiz gerektiren süreç ama aslında. Ama bunun üzerine eğilmek lazım hocam. Yani gerçekten hani o dediğiniz gibi başka bir refleksle de o anda hayır diyor olabilir. Ama bunu da tespit etmek lazım. Yani tamamen dışarıda bırakacağınız bir süreç değil. Gün sonunda hepimiz koca koca insanlar, aile, hocaları, danışmanları, okul ortada o olacak. Evet, öğrencinin kendisi evet, olacak. Evet, kesinlikle. Başrolde olacak. Yani bir de şunu kaçırmamak gerekiyor ya. Gerçekten küçücük ruhlar ve kocaman riskler alıyorlar ve çok büyük bir adım atıyorlar. Burada yalnız kalmamaları gerekiyor. Evet. İşte o yüzden okulun temsilcisi, hani Türkiye temsilcisini tanımak, bilmek, ona ulaşabilmek velileri çok rahatlatıyor. Bir de şu altını çizmek istiyorum Bahar Hocam. Orayı sevdim. Evet, belli düzeyde öğrencileri kabul eden okullarımız da var. Ama daha ortalama öğrenciye de hayır demiyoruz diyorsunuz. Çünkü evet, bazı aileler ya hocam çok korkuyorum yapabilecek mi diyor. Değil mi? Evet. O öğrencilerle nasıl çalışıyorsunuz? Yani beklediğiniz akademik düzeyin bir tık altında çocuk. Ne yapıyoruz? O zaman özellikle tabii en başta hangi okul öğrenci için en uygunu? Çünkü dedim ya birbirinden çok farklı okullar. Öğrenci sadece akademik olarak değerlendirmiyoruz. Bu çocuk ders dışında ne sever diyoruz mesela. İlgilendiği spor var mı? Ya da böyle hobileri var mı devam ettirmek isteyeceği? Çünkü yaşına göre 5 yıla kadar uzayabilecek bir süreç. Lise 9. sınıfta başlarsa 5 yıl boyunca bizimle olabilir öğrenci mesela. Bu kadar uzun bir sürede devam ettirmek isteyeceği sporlar olabilir, hobileri olabilir. Ya da şehir, hangi tür bir şehirde bir daha iyi hisseder? Çünkü bu şey değil ki, evet en iyi okul var, evet. Herkes de öğrencim, çocuğum en iyisine gitsin diyor. Ama o en iyi okul, o öğrenci için doğru hiç uygun değil olmayabilir. Çok iyi bir match yapmak evet lazım. Hiç yani uygun olmayabilir. İşte o yüzden işte siz daha iyi bilirsiniz. Bu özellikle lise yerleştirmelerinde görüşmeler çok uzun sürmez mi? Defalarca, defalarca. Tabii. O yüzden doğru yeri bulmakta fayda var. Bu bahsettiğiniz daha kapsayıcı dediğimiz okulda da evet akademik olarak notları ya da giriş sınavındaki skor biraz daha diğerlerine göre düşük de olabilir. İngilizcesi bir tık daha diğerlerine göre yine düşük de olsa başarıya ulaşabilir. Neden? Bu okulumuz çok daha küçük bir okul. Oxford'daki okullardan bir tanesi. Sınıflar 4-6 kişilik, maksimum 8 kişilik. Yani akademik olarak diğerlerinden bir tık daha aşağıda olsa da öğrenciyi kocaman bir okulun içinde boğarsanız bu evet sefer kaybedersiniz. Yine olmayacak. Evet. Aynen öyle. Evet. Hem öyle hem de kocaman olduğu zaman öğrenci geride kalıyor. O ikisinin arasındaki dengeyi bulduğumuz yer o kapsayıcı dediğimiz okulumuz. Bir de sevgili seyirciler, lise bence üniversiteden daha önemli. Kesin. O yüzden eğer çocuğunuz yurt dışında bir lise okuyacaksa yurt dışındaki her okul iyi değildir. Yurt dışında da iyisi vardır, kötüsü vardır. Tabii. O yüzden doğru danışmanlarla çalışmak bence önemlidir. Bunu hep söylüyorum. Yani doğru danışman doğru okul demektir. Değil evet mi hocam? Kesin öyle hocam. Şimdi ayrıştıralım mı? Yani Oxford'da var dedik, Brighton'da var dedik ve hep birkaç kere söylediniz. Yani birbirinden farklı. O farklar ne?
okulları biraz detaylandıralım mı? Yani tabii. Oxford'daki nasıl, Brighton'daki nasıl? Tabii. Oxford'da 3 tane var dedim hatta. Belki kulağa böyle ne kadar farklı olabilir. Hepsi de aynı şehirde diye gelebilir. Ama bir tanesi az önce bahsettiğim okulumuz mesela. Bir tanesi Oxford International College Oxford'daki. 2023 A-Level sınav sonuçlarında bir numaralı, İngiltere'nin bir numarası olan okul çok mesela. Iyi. Orada akademik olarak çok daha yüksek bir tempo var. Onu tabii söyleyebilirim. Tabii. Dover Brooks var. Yine okul, Oxford'daki okullarımızdan bir tanesi. Orası daha büyük bir okul. Ve A-Level'a belki değiniriz birazdan. A-Level'da ders seçimlerinde öğrenciler belli bir ders grubundan, ders havuzundan ders seçiyorlar. 3 ya da 4 tane biz genelde 4 seçtiriyoruz. Dover Brooks en çeşitli ders sayısını sunan okulumuz mesela. 37 tane farklı ders seçeneği var A-Level öğrencileri için. Bunun içinde sanatta var, müzikte var, biyolojide var, matematikte var. Dramada var. Bu kadar çeşitliliği bulduğumuz okulumuz burası mesela. Tamam. Diğer taraflarda daha akademik, daha sistem odaklı gidiyoruz. En büyük kampüs Brighton ama. En büyük, fiziksel olarak en büyük kampüs. Hatta bizim gerçek anlamda kampüs diyebileceğimiz eğitim binalarının ve konaklama binalarının aynı büyük alan içerisinde olduğu okulumuz Brighton. Oxford'dakiler daha çok şehir üniversitesi tarzında eğitim ve konaklama binalarının birbirinden farklı yerlerde olduğu. Ama Oxford'un küçük bir şehir olması sebebiyle yine yakın olduğu okullar. Ama Brighton hepsinin bir arada olduğu kocaman yemyeşil bir kampüs diyebilirim. Hocam şimdi yatılı eğitim böyle bir şey gelir ya, bir buruk bir tarafı vardır ya hocam yatılı eğitim. Bizlerin öğrenciliği zamandan da böyle şimdi bir yandan onu sormak için kafamda kurgularken bir yandan da böyle zor ve travmatik bir dönem gibi. Ama bunun birçok zor şeyde olduğu gibi çok ciddi kazanımları ve getirileri de var eminim. Hem İngiltere tarafında hem İsviçre tarafında eğer böyle bir kümeye alacak olursak. Sizce hani saysak ne kazandırır hocam öğrenciye? Önce evet biraz böyle burukluk bir geliyor ama o herhalde biraz Türkiye'de çok böyle olumsuz şeyler duyduğumuz için acaba, acaba böyle, çok mu böyle diziler filmlerle mi büyüdük? Hayır, dizi film değil. Kim yaptı bunu biliyor musunuz? İki tane ünlümüz var. Ay birini biliyorum söyleyeyim galiba. Söyleyeyim mi? Kim hocam? Hatırlayamadım ben. Okan Bayılgen. Bir tanesi Okan Bayılgen, evet, bir doğru. de Mehmet Ali Erbil. Bunu o kadar tabii doğru, kendi yaşanmışlıklarından dolayı, kendi burukluklarından dolayı hani beni yatılı okuttular, beni yatılı okula verdiler dediler. Orada sanki biraz yara aldı gibi. Evet. Hocam ama şey de vardı ya Türkiye'de, parasız burslu yatılı okulları vardı. Şimdi parasızla başlayan bir tanımlama zaten genel itibariyle bir yokluk hissi verdiği için. Çok eğleniyorlar. Aslında çok güzel ilişki yönetimini de kotarıyorlar. Hani orada bir hayat yaşıyorlar. Ve mesela bir ev paylaşımı, oda paylaşımı küçük yaşta öğrenilince bence çok güzel bir şey. Onu da geçtim. Yahu yatağını toplamayı öğreniyor çocuk. Tam onu söyleyecek. Evet. En büyük kazanım yatak toplama. Yatak toplama. Çamaşır yıkama. Kendi işini kendin görmek herhalde. Aynen öyle. Kesinlikle. Kazanımları aslında ikiye ayırabiliriz belki. Bir böyle beceriler kazanıyorlar çocuklar. Çünkü bu konuştuğumuz çocuklar 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar. Türkiye'de kültürel de bir şey tabii ki. Yani bu yaşlarda çocuğun böyle yatağını, odasını toplaması, burada. Çamaşırını yıkaması çok böyle öncelikle kazandırdığımız beceriler değil maalesef. anne bir anne olarak kendimi de öz eleştiri yaparak söylüyorum öyle şey gibi değil ama. İngiltere'de ya da İsviçre'de yatılı okuduğu zaman öğrenci çok daha erken yaşlarda aslında bırakılsa yapabilecekleri beceriyi birden kazanmış oluyor. Buna işte dediğimiz gibi işte yatağını toplamak, çamaşırını yıkamak vesaire. De dahil. Ama bir taraftan da yetkinlikler de kazanıyor öğrenciler. Biraz ülkeler arasındaki eğitim modellerinde öğrenci rollerinin arasındaki farktan kaynaklanan, burada daha çok alıştığımız, genellemek çok belki doğru değil ama büyük oranda alıştığımız öğrenci burada daha edilgendir değil mi? Bizim bildiğimiz. Biri bir şeyler anlatır ona. Hep kendisine bir şey anlatılan orada kişidir. Etken. Orada öğrenci artık içinde işin. Evet. Dahil oluyor derslere. Sadece böyle dinleyip sonra gitmesi beklenmiyor. Dahil olması, tartışması, bazen karşı çıkması, kendi görüşlerini savunması bekleniyor. Projelere başlatması, sadece katılması değil, proje başlatması. Görünür olması. Bak, arka sıra öğrencisi olmaması bekleniyor. Ön sıra. Tam anlamıyla direksiyona geçiyor hocam aslında. Yani, görünür olmakla ilgili
sorunu hiç kalmıyor çocuğun. Yani liseyi yurt dışında okuyunca. Ben tabii hemen bunları nereden ele alıyorum hocam? Şimdi biz üniversite başvurusu çok fazla yaptığımız için. İşte yani eli yüzü düzgün bütün üniversitelerin baktıkları beceriler de bunlar değil midir hocam? Böyle yapay bir şekilde bunlara aslında sahip olduğunu anlatmaya çalışırsın o üniversiteye başvururken. Evet. Aslında buyurun. Zaten sahibim bunlara. Bunu ispatladım, böyle bir eğitim aldım gibi aslında hikaye de oluşturmuş oluyor yani. Evet, aynen öyle. Sizin yatılı, yani sizin yurtlarınızda kaç kişilik odada kalıyorlar? Hani o koşulları konuşalım mı? Her okulun farklı. Bu İngiltere'de bahsettiğim mesela 4 okulumuzun hepsinin ayrı ayrı şeyleri var, konaklama üniteleri var diyebilirim. En büyük kampüs olarak en büyük okulumuz Brighton'daki Oxford International College'da mesela daha küçük öğrencileri 2 kişilik odalarda tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu yolculuğun başı belki kulağa şey gelebilir. Türkiye'de biraz öyle duyuyorum, işte tek kişilik olsun odası, banyosu içinde olsun diye istiyorlar ama küçük öğrenciler daha başlıyorsa, daha yeni başlıyorsa 13, 14, 15'leri paylaşımlı olmasını istiyoruz. Ki bu yolculuğa kendisi gibi aynı şeyden, süreçten geçen biriyle paylaşsın. Fazla depresif değil mi hocam? Çok depresif. Bu yaş için. Evet. Yani orada hem tek kişilik hem çift kişilik opsiyonlar var hepsinde. Bazılarında hatta Dover Brooks'ta mesela bir tane 4 kişilik odamız var. Kulağa böyle şey geliyor, 4 kişi mi falan geliyor ama bazen öğrenciler o kadar grup oluyorlar ki biz 4 kişi bu odada kalmak istiyoruz diyorlar. Çok hoş. Onları ayıramıyoruz. Öyle de bir opsiyonumuz var. Ama değişiyor dediğim gibi. İsviçre'de bazılarında işte çift kişilik, bazılarında yine tek kişilik. Her okula göre farklı farklı, yaşa göre de değerlendirdiğimiz oda tipleri var diyebilirim. Uluslararası öğrencilerin adaptasyon yeteneğiyle ilgili ne düşünüyorsun liselere? Hocam bizim çocuklarımız yani bizim özelinde en azından hani öyle gözlem yapıyoruz. Ben bizim çocukların doğal sosyal becerilerinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum hocam. Tabii ki az önce Bahar hocamın söylediği gibi yani hiç de bunu destekleyecek bir kültürel şeyimiz yok maalesef. Yani hepimiz için ben de bir hani erkek çocuk olarak büyütüldüm ve böyle hani suyumuzu almak bile bir hemen böyle annelerin koşturduğu bir şeydir ya. Ama hep o konfor alanından bahsediyoruz ve konfor alanından çıktığında aslında o doğal beceriler birden ortaya çıkıyor ve bu konuda hiç fena olmadığımızı düşünüyorum. Samimi fikrim bu. Siz destekleyici bir ortamda tabii çok önemli. Ben öğrenciler için değil sadece Türk milleti olarak bayağı değişikliklere çok hızlı adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle genetik. Her türlüsüne o resilience dedikleri şey var ya o bizde gerçekten vücut bulmuş gibi düşünüyorum. Her türlü zorluğa da olumlu şeylere de hızlı alıştığımızı düşünüyorum. Türk öğrencilerde bunu görüyoruz zaten çok hızlı alışıyorlar. Ya. Evet evet. Peki sorun yaşayan bir öğrenciyle özel ilgileniyor musunuz? Sorunun nasıl bir sorun olduğuna bağlı ama bahsettiğiniz belki de hani alışma, uyum vesaire gibi şeylerden bahsediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Evet yani zaten bizim bütün okullarımız yıllardır bu işi yapan ve yıllardır uluslararası öğrencilerle çalışan okullar. O ilk haftalarda önce bir turistik gelir okul yeni bir yere geldi sonra başlar. Bunalım birkaç hafta sonra biraz ağlarız aileler arar. Özlem girer işin içerisine ama bunlar hepsinin normal olduğu. Zaten paylaşılır hem ailelerle hem öğrencilerle. Bizim zaten okullarımızın yapısında hem akademik ekip ayrı, akademik olayları, akademik süreci takip eden, bir de akademik olayların dışında kalan her şeyle ilgilenen pastoral destek ekibimiz var. Oraya gelmek istedim. Dolayısıyla bu ekip, bu öğrencilerin neler yaşayabileceklerini uluslararası öğrencilerden bahsediyorum. Gerçi herkes için geçerli ama uluslararası öğrenciler için bir de ekstra ülke değiştirme, kültür değiştirme, aileden uzak kalma gibi etmenler var. Onların nasıl bertaraf edilebileceğini, öğrencileri nasıl desteklenebileceğini son derece iyi bilen ekipler bunlar. Dolayısıyla evet öyle ufak tefek başlangıçta zorlanmalar tabii ki oluyor. Özlemeler oluyor elbette ama onlar kolayca bertaraf edilebiliyor bir süre sonra. Efendim ufak bir hatırlatma. Bu bölümde İngiltere lise çok konuşuyoruz. Şimdi birazdan İsviçre'ye geçeceğiz. Eğer bölümü kaçırırsanız Ebru Doğdu Official ya da Burak Yılmaz'ın hesaplarına, Instagram hesaplarından bölümün tamamını izleyebilirsiniz. Hocam yaş. Şimdi niye yaş diyorum biliyor musunuz? Şimdi şey sorusu çok geliyor ya bize. Çok zorlandığım bir soru. Hocam siz olsanız lisede mi gönderirsiniz, üniversitede mi? Hocam üniversite bugün daha bu sabah bir görüşme yaptım. İşte hocam üniversite gitmek istiyor ama biz böyle master'a göndersek diyoruz falan baba işte kız çocuğu erteliyor. Aslında onlar erteleme şeyleri ya çabaları ya. Evet. Ama gerçekten bunun hani sizin gözleminiz ideal yaşı, ideal sınıfı belki o entegrasyonun en iyi olduğu var mıdır? Varsa nedir?
İdeal demek istemem aslında. Evet. Az önce bahsettik ya, her çocuğa göre değişir. Bir çocuk için normalde hani bizim okullarımızda 13'ten itibaren alabiliyoruz İngiltere'de. İsviçre'de biraz daha erken de alabiliyoruz yatılı olarak. Ama 13 yaş bir çocuk için ideal yaşken bazı çocuklar için çok erken alabilir. Ve süreç tamamen yanlış başlayabilir. O yüzden öğrenciyi tanımak her zamanki gibi ilk aşama. Tabii kural olarak sisteme ne kadar erken girerse öğrenci o kadar elbette iyi, daha erken alışıyor. Özellikle üniversitede, o ülkede ya da üniversite sonrasında da yaşamak gibi bir planı varsa sisteme erken girmesi tabii belli avantajlar getiriyor. Ama bu demek değildir ki işte daha geç giren, ne bileyim İngiltere'de konuşursak A-level kısmında işte lisenin son 2 yılında girenler başarısız oluyor. Asla öyle bir şey yok. Burada ideal olan öğrenci ne zaman hazırsa aslında. Çünkü çok akademik olarak yüksek seviyede olan bir öğrenci de olabilir ama ruhsal olarak, psikolojik olarak aileden ayrılmaya hazır değildir. Böyle bir sürecin, yatılı bir sürecin içerisine girmeye hazır değildir. Normalde çok iyi seyreden bir akademik süreç yanlış bir kararla, yanlış yılda göndererek sekteye uğratılabilir. Tam tersi de olabilir. Bazen çok da hazır olabiliyor öğrenciler. Aileler pek hazır olmuyor. Onu biraz öğrenci yatıyorlar. Benim oğlum kızım daha hazır değil diyorlar ama aslında hazır olmayan kendisi oluyor. Orada da size düşüyor biraz tabii. Siz uzmanısınız bu işin. Hocam burada o kariyer ve kişilik testlerinin de siz isabetli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Yani şöyle, ben genelde bu konuda biraz daha, şimdi çocuğu olan ile çocuğu olmayanın cevap verirken ki dozu farklı oluyor. Yani ben biraz daha tabii nötr ve objektif cevap verebiliyorum. Bana göre ne kadar erken o kadar iyi. Yani ben hep bunu söylüyorum. Artık son 2 yıl sadece A-Level'da gönderdiğinde bile bence sanki biraz gecikiliyor hissiyatı bende başladı. Ama bir çocuğun yurt dışına uygun olup olmadığını belirleyici bir takım kişisel envanterler de vardır. Hani bunları yapmak mesela çok böyle kolaylaştırıcı bir şey oluyor süreci. Ben bunu yapıyorum. Dolayısıyla biz bunu yapıyoruz hocamla ve çok da destekliyoruz. Bu konuda da destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz ayrıca. Yani ama eğer danışmanınız deneyimli bir hoca ise ve bazıları çok bariz oluyor hocam. Aile hala görmüyor ama. Yani hoca görebilir ve belki bazen o bilişsel testlere ya da işte o kişilik testlerine ihtiyaç kalmadan sen olur ya da olmaz dersin. Yani ben mesela hani hep o sert çıkışlarımdan birini yapmıştım bir gün. Dedim ki göndermeyin, bir ay kalır dedim. Benim arkamdan başka bir şekilde kendilerince bir şeyler yapıp göndermişler. Arada anne bir de çok tatlılar, hani öyle egoları da yok. Hocam bir ay sonra döndü dedi. Dedi ki hocam 2 olmadı dedi. 1 oldu dedi. Ağzımdan öyle çıktı yani. Belki de tesadüf oldu, bilmiyorum. Ama anlarız biz yani. O yüzden doğru kişilere gitmek önemlidir. Şimdi İsviçre. Bak Finlandiya gibi İsviçre'de çok konuşulan bir yer değil aslında. Evet. Yani hani sanki belli bir kitlenin. Evet. Ama biz ne yaptık? Hem Finlandiya'yı hem İsviçre'yi size çok detaylandırıyoruz değil mi? Oraya gitmek isteyenleri de destekliyoruz. Şimdi sizin grubunuzdaki North Anglia eğitim grubunda İsviçre'de neler yapıyorsunuz? Okullarınızı bir anlatır mısınız? İsviçre'de 2 okulumuz var. Aslında 3 ama 2 o biraz daha süreci farklı yönettiği için 2 diyebiliriz yatılı olarak. Hem de gündüzlü de aynı zamanda bu okullar. Bu bahsettiğim okulların hepsi gündüzlü de aynı zamanda ama Türk öğrenciler için genelde yatılı olarak sunuyoruz. Lozan'da Collège Champité ve Cenevre'de Collège Le Mans 2 okulumuz var. Buralarda IB sistemi daha çok takip ediliyor. IB programı bilirsiniz zaten İsviçre'de doğmuş bir program. Evet, evet. Anavatanında IB sunuyoruz. Evet. Yaşlara göre tabii ki değişiyor. IB diploma son 2 yılı da sunuyoruz. Daha erken geliyorsa öğrenci hatta pre-IB'den de önce gelebiliyor. 5 yıl boyunca bizde kalabilen öğrenciler var. İngilizcesi biraz daha gelişmeye muhtaçsa Cambridge Foundation yapıyor mesela. Orada daha erken yaşta başlıyor dediniz az evet, önce değil mi? Evet, 11'den itibaren alıyor. 11'den itibaren alıyoruz yatılı. Buradaki ortaokulun işte bir arasında falan aslında gelebiliyor öğrenci. Ama genellikle kaç yaşlarda görüyoruz derseniz ortaokul bitirdikten sonra ya da 8'e başlarken gelenler olabiliyor. Ya da IB diplomaya gelenler olabiliyor. Genelde IB müfredatının takip edildiği yerler burası diyebilirim.
Bir de IB'nin doğduğu yerde IB eğitiminin ne kadar iyi verileceğini düşünebiliyor musun? Tabii hocam, yani o sistemi formülize eden yer olması şimdi büyük avantaj. Eminim öğretmenlerin de çok iyi olduğunu biliyoruz. Evet, ülkeler arası fark da olmaya başladı biliyor musun? Mesela Rusya'da velilerimiz var. Hı hı. Orada verilen IB programından memnun değiller. Evet. IB çok, her yerde aynı olaydı. Evet, çok çok üzülerek Türkiye'de verilen IB programının da çok standartın altında kalmaya başladığını. Başladı çünkü hoca bulundu. Söylemek lazım. Öğretmen yok. Aynen. Her ders açılamıyor. Yani ya, işte mühendis olmak istiyor ama işte science derslerini, yani fizik, kimya, biyoloji alamıyor falan. Alamıyor. Ciddi handikaplar olur. Yani İsviçre biraz daha fedakarlık gerektirir, doğrudur. Ama İsviçre'de de lise okumak çok kıymetlidir yani. Bence. Biraz o fedakarlık kısmı finansal fedakarlıktan bahsediyorsunuz muhtemelen. Onu anladılar beni hemen zaten ben, bence. Ben kafamı çevirdim hocam ama siz isterseniz oraya dair de şeyler söyleyelim. Ama kompanse edebilirler mi acaba, siz de bilirsiniz. İsviçre'de üniversiteye devam etmek istiyorsa öğrenci. Evet. Oradaki üniversitelerin çok büyük ediyor kısmı devlet üniversitesi. Evet. Ve evet, çok böyle daha bizim normalde lise için sembolik konuştuğumuz rakamlara ücretleri göre sembolik harç ücretleri var. Ama tabii orada en çok ihtiyaç olan, o hangi bölgesindeyse İsviçre'nin, bizim okullar Fransızca konuşulan bölgesinde, Fransızcayı çok iyi bilmesi gerekiyor öğrencinin. Liseye gelmenin sebeplerinden biri de belki zaten o Fransızcayı halletmek ve dolayısıyla o süreçten daha donanımlı bir şekilde çıkmak. Fransızcayı da lisedeyken hallederse, üniversitenin istediği yere gelirse, üniversiteyi çok daha düşük cüzi rakamlarla da bitirebiliyor olacak. Dolayısıyla total lise ve üniversiteye baktığınızda birim fiyat, birim maliyet diyebilirim, daha düşmüş oluyor. Evet. O zaman efendim, İsviçre'de lise okursanız ve İsviçre'de üniversiteye devam etmek isterseniz çok cüzi rakamlarla devlet üniversitesinde okuyabilirsiniz. Dolayısıyla hani İsviçre'ye çok yatırım yaptım liseye ama üniversitede rahat edeceğim diyebilir veli. Şartımız Fransızca öğrenecek. Evet, ve akademik olarak da tabii öğrencinin iyi bir IB skoru. Fransız kantonda olduğu için Fransızca öğrenmesi lazım. Evet, Fransızca öğrenmesi lazım. Hocam zaten o da güzel bir şey, bir dil daha. Tabii ki öyle. Yani hocam, bir de şey, gerçekten yani burada üniversite, lise, yani bazen böyle bu yıl ne kadar harcayacağım üzerinden bakıyor ya aileler. Yani öyle değil ki, aslında gerçekten o parayı harcamaya devam edeceksiniz üniversite hayatında da. Evet. Belki daha sonrasında da. Totalde belki de. Bazı mesela mühendis kafası denir ya. Bazı mühendis veliler var. Kesinlikle. Şey de öyle. Burak da öyle mesela. Burak bir maliyet çıkarır sana, önündeki 5 yılı görürsün. Ben 5 gün. Şimdi ama öyle yani, şimdi bazı veliye de bu açıklamayı yapmak, eminim mesela şu anda aa evet ya dedi, hemen bir hesapladı. Ve yani ben şahsen gerçekten bak, eğer çocuğum olsaydı bütün şartlarımı zorlar, liseyi İsviçre'yi tercih ederdiniz gibi hocam. Evet. Üniversitede de çocuğum bir zahmet iyi bir IB skoru al, kaç yılında oku, oradasın, bir de Fransızcayı öğren, oku derdim yani. Evet, bence en önemli yani İsviçre'yi... Hocam biz hep farklı tarafları seçiyoruz hocam. İsviçre'ye gidiyoruz. İsviçre'ye gidiyoruz. Ben İngiltere'ye dönebilir miyim hocam? Dön. IB demişken İngiltere tarafındaki de akademik programları bir şey yapalım mı hocam? Tabii. Sayalım mı her seviye için ayrı ayrı? Tabii olarak. tabii. İngiltere'de daha çok İngiltere sisteminin içinden olan A-Level, GCSE, ondan önce geliyorsa Pre-GCSE gibi programlar var. Aslında ikisi arasında birinden daha iyi kötü diye bir şey yok biliyorsunuz. Eğer üniversitede, İngiltere'de bir plan varsa evet, onun sisteminden geçmek biraz daha belki avantaj olabilir. O yüzden İngiltere'deki okullarımızda A-Level veriyoruz, GCSE veriyoruz. Daha da erken gelirse öğrenci, burada ortaokul bitirir bitirmez gelirse ve GCSE'ye hemen girmeye hazır değilse, ondan önce pre-GCSE ya da Discovery Year dediğimiz, daha keşfettikleri GCSE'den önce dersleri yılla başlayabiliyorlar. IB programlarımız İsviçre okullarımızda dediğim gibi. İspanya'daki okulumuzda da IB programı veriyoruz ve bir de Dubai'de okuyor okulumuzda. Hatta 3 yaşından itibaren Dubai'de bütün IB müfredatını veriyoruz 3 yaşından itibaren. Başlayabiliyor öğrenciler diplomaya kadar. Orada da IB veriyoruz. Hocam bir Dubai üniversite öncesi eğitim konuşmak gerekecek gibi görünüyor sanki. Tabii onu da yapacağız. Şimdi amaç faydalı olmak olunca, bilgilendirmek olunca amaç, bütün ülkelerde lise nasıl okunur, okunur mu, okunmamalı mıdır, oradan üniversiteye nereye giderim, onların hepsini konuşacağız. Şimdi hocam ben daha tam karar vermedim ama bu yıl galiba yaz okulu yapmayacağım.
Şöyle, çünkü Bahar'cığım, o kadar hiç beklemediğim okullar hayal kırıklığına uğrattı ki beni. Hmm. Şimdi o Hena yok mu Hena? Yazıyor sürekli. İngiltere'de çok ünlü bir okulun sahibi. Yayında dedikodu yavaş yavaş. Hena yazıyor, toplantı yapabilir miyiz? Toplantı, iyi tamam da yani ele, güne, herkese rezil olduk. Toplantı yapabilir miyiz? Şimdi ama şimdi çok üst düzey insan gönderdim. Çok rezil oldum. Yani ben çocuklardan bahsetmiyorum. Dolayısıyla çok ayıkladım. Yani sadece bu yaz okulu, sadece bu yaz okulu, yani kalacak böyle bir elin parmağı kadar. Şimdi Baxmore'u hep söylüyorsun diye diyorum. Onu bir dinleyeyim. Yani nedir farkı? Neden mesela bu yıl hiç şikayet gelmedi oradan o zaman? Hocam yani farklı ben yapıyor? Şöyle pas atayım Bahar hocama. Bizim yani çok akademik çalışıyoruz ya biz. Yani biz erken yaşlardan alıyoruz çocukları. Aslında nihai hedef üniversite olarak çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında ara ara konuşuyoruz. Yani dil yaz kamplarının ötesinde artık bir şeylere ihtiyaçları var çocukların. Çok sınırlı vakitleri var. O sınırlı vakitlerini böyle en optimum şekilde yakalayıp değerlendirip yani geri bırakmalıyız böyle belli aralıklarla. Dolayısıyla biz doğrudan Bahar Hanım'la bu programlar özelinde doğrudan çalışmamış olsak da geçen yaz ben kendi öğrencilerimdeki sonrasında üniversite çalışmasına devam ettiğim öğrencilerimdeki geri bildirimleri biliyorum. Çok teşekkür ederim hakikaten onun için de. Biz teşekkür ederiz. Herkes çok mutlu bir şekilde döndü hocam. Yani hem program içeriği hem oradaki genel atmosfer mi diyelim artık, ekosistem mi diyelim. Bahsederseniz çok sevinirim hocam. Belki Ebru hocamın bu konudaki bu sene kayaklarında direncini kırabiliriz. Ama ben programların nasıl programlar olduğunun da bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum hocam. Ama orada bir şey söyleyeceğim bak. Ufak olmayan bir detay olarak. Her çocuk akademik yaz okulu yapma seviyesinde tabii değil. Tabii ki. Şimdi genel İngilizce bir bu kadar iyi okullar bir genel İngilizce programını da bir iki hafta güzel veremez mi canım? Geleyim ben mi vereyim? Ya valla öyle kavga ettim bak. Yani bir genel İngilizce yaz okulu programını istiyorsun mesela. Diyorsun ki pazartesi ne görecek, salı ne görecek, çarşamba Harry Potter görecek, bilmem ne görecek. Ya arkadaşım ne görecek akademik olarak bu çocuk? Şimdi genel İngilizce de akademik bir şeydir. Tabii ki. Bir ders görecek bu çocuk değil mi? Tabii ki. Biz hocam Baxmore dinleyelim bence. Baxmore. Ay çok konuştum. Siz yok estağfurullah ama çok dertlendiniz. Evet çok, çok derdinizi artırmayalım diye. Evet. Neler yapıyoruz hocam Baxmore'da? İhtiyaç değişti Burak hocamın dediği gibi. Artık böyle o yaşlarda, hangi yaşlarda? Genellikle 13 ve üzeri düşünüyoruz değil mi? Daha küçük de birazdan bahsedeceğim. Daha küçük de gerçi ağırlıyoruz ama ihtiyaç değişti Türkiye'de. Sadece gidip iki hafta bir İngilizce göreyim, döneyim gibi bir şey yok. Özellikle 14, 15, 16'larda artık üniversitede ne yapacağı ile ilgili biraz fikir sahibi olmaya başlayan öğrenciler de başka bir şey görmek istiyorlar. Diyelim ki mühendis olacak. Mühendislik ne demek acaba? Yani acaba öyle bir kapıdan bakmak istiyorlar. Evet. Yaz okullarında böyle bir opsiyon sunuluyorsa bunu tercih ediyor öğrenci. Ama Baxmore'da bu da var, akademik dedim ama sizin az önce dediğiniz gibi genel İngilizce de var. Baxmore English dediğimiz standart programımız. En küçük yaşta öğrenciyi de aldığımız programımızda standart İngilizce de veriyoruz. Ama aslında yaz okullarında olay akademik kısmın da ötesinde bir şey. Büyük bir operasyon. O yüzden belki memnun etmek biraz daha zor. Milliyet dağılımı çok önemli. Evet. Baxmore'da mesela. Çok. Planlama hocam. Evet. Planlama çok önemli. Büyük bir planlama işi. Yani bunlar küçük öğrenciler vesaire. Bunun sağlığı var. Güvenliği var. Öğrendiği elbette akademik çalışmalar ayrı. Büyük bir operasyon olduğu için her alanda memnun etmek çok kolay olmuyor. Baxmore'da bunu çok büyük oranda gerçekleştirdik. Bu yıl öğrencilerin memnuniyet oranları %90'a yaklaştı. Akademik olarak zaten çok memnunlar ama genel olarak gezilerden, operasyondan çok memnunlar. Yaş olarak bu yıl, 2024 yazında 10 yaşa kadar düşmüştük. Brighton'daki okulumuzda, aynı zamanda lise olan Oxford International College'da en küçük yaşları ağırlıyoruz. Fakat önümüzdeki yazdan itibaren 8'e iniyoruz. O kadar çok talep geldi ki daha küçük yaşlar için programlara hem Türkiye'den hem dünyanın diğer ülkelerinden artık 8'den itibaren öğrencileri ağırlayacağız. Anneleriyle mi gelecekler? Yok. Aman evet lütfen yani şu aile programları olmuyor ya. Yani 8 yaş, 8-9 o yaşlar tabii isterlerse aslında tek başına seyahat edebilirler havayollarının hizmetlerini kullanarak. Eğer aileyle geleceklerse de
Aileler tabii işin dışında tabii, kalacak. Ayrıca tatillerini kendi, yapabilirler. Yani 8 yaşındaki aynen çocuk da kampüste kalacak. Kalabilir tabii, tabii ki. Tamam, tabii ki. Yani şimdi uluslararası dağılımı nasıl yapıyorsunuz? Çünkü 11 kişilik sınıfta 9 tane Türk olmaz arkadaşım. Yani bir yaz okulunda tabii veli sana ne derse hak edersin haklı sen. Evet. Yani o dağılım nasıl? Bu bizim çok önemsediğimiz ve istesek de esnetemeyeceğimiz bir şey. Her milliyetten, her programda belli sayıda öğrenci alırız biz. Hı hı. Hatta benden duymuştur beraber çalıştığımız partnerlerimiz. Alamayız daha fazla. Yer yok burada diye. Biz bir sene duyduk hocam. Evet. Duydunuz mu? Yani ticari olarak çok avantajımız olmasa da bunu tutmak zorundayız. Çünkü Baxmore'a o yüzden de geliyor. Veliler. Bundan eminler. 11 kişilik sınıfta 9 tane Türk olmayacağından, evet, 9 tane Japon olmayacağından, 9 tane Brezilyalı olmayacağından eminler. Dolayısıyla o hiç esnetemeyeceğimiz bir şey. Bütün programlarımız için ve bütün ülkeler için geçerli. Belli sayıda öğrenci kabul ediyoruz. Şu enteresan Burak'cığım, hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Burada yaşanmışlık önemli oluyor işte. O yüzden danışman önemli. Tabii, yani tabii, tabii. Şimdi bir okul temsilcisi gelip de bizim 11 kişilik sınıfımızda 9'u Türk olabilir, bunun garantisini veremem der mi demez. Hocam, olmuyor diyor ama gidiyorsun oluyor. İşte yaşanmışlık i̇şte önemli oradaki ama. Oradaki dürüstlük önemli. Şimdi bu sene yaşadığınız şeyi bir önceki sene aynı şekilde tecrübe etseydiniz bu sene olur muydu? İşte. Şimdi o da değişiyor. Yani yıldan yıla değişiyor. Gerçekten bir yandan şimdi biz hep tabii böyle okullar ve danışmanlar diyelim, acentalar o tarafıyla, işin ticari tarafıyla, acentalar tarafında hep acentalara dair bir kontrol mekanizmasından bahsederiz doğal olarak. Evet. O ilişkinin zayıf tarafı olarak, ama öbür tarafta gerçekten okulun bu anlamdaki güvenilirliği, pazarlama kuvveti, şimdi yani 7 ülkeden, 8 ülkeden, 10 ülkeden birilerini getirebilecek bir arka planda güce sahip olması lazım okulun. Bunun devamlı olması lazım. Devamlı olması. Şimdi bir sene önce yapabilir ama sonraki sene yapamayabilir. Ama hayır demeyi de bilmesi lazım. Yani doldu. Evet. Hani doldu demeyi bilmesi işte lazım. Ben bu sene yani gerçekten biz Bağrı'ndan duyduk mesela bunu. Evet. Bazı okullarda, başka okullarda ya nasıl durumumuz? Hadi Nisan'da, Mayıs'ta yerimiz kaldım dediğimizde kusura bakmayın çok isterdim almak ama yerimiz yok, Türk sayımızı doldurduk diyen okullarımız oldu mesela geçtiğimiz yaz. O zaman yapılabilir zaman, aslında. Ne zaman gelsin o zaman? Yaz okullarında bu yıl daha da öne çekildi diye duyuyorum. Normalde grup hocam, öğrencileri artık grup yapılacağı zaman bu aylarda, Ağustos'ta, Eylül'de başlardık görüşmeleri. Ama şu anda bireysel, ki Baxmore genelde bireysel öğrencileri çeken bir program. Bireysel öğrencilerde de aileler Ağustos'un sonundan itibaren başladılar. Ne zaman kaydedebilirse. Bir sonraki yaz için. Özellikle çok popüler olan Türkler öğrenciler için King's College Londra, en popüler programlarımızdan biri. Yine Brighton'daki okulumuz popüler. Popüler olanlar, bilinirlik arttıkça daha erken doluyor. Bizim programlarımız çok yüzlerce kişinin olduğu, öğrencinin olduğu programlar değil. Dolayısıyla zaten kotaların dolması hızlı oluyor. Hızlı oluyor, evet. Eğer bu tür popüler programları tercih edecek ailelerse şimdi bile erken değil. Erken değil. Evet. Okey. O zaman sevgili seyirciler, bence artık yıl bitmeden hocam bir sonraki yazın planı kesinlikle yapılmalı. Burak hocamın da söylediği gibi yıl bitmeden bir sonraki yazın programını, yani yaz okulu programını yapmak için Ebru Doğdu Official Burak Yılmaz ya da Bahar Göçmen'e ulaşabilirsiniz. Çünkü şimdi memnun olunan okullar çok öğrenci almayan okuldur aslında. Yani aç gözlü olmayan okuldur herhalde, değil mi? Çünkü az oldukça kişi öğrenci sayısı işte demek ki iyi çıkıyor. Evet, evet. Bir de biraz önce şey dedi ya, mesela bir okulunda bir sınıfta 4 kişi ya, hani akademik yıl anlamında 4 kişilik 8 kişilik sınıflar, bir öğretmenin düşünebiliyor musunuz? Her gün o çocuğa dokunabilirsin. Özel ders gibi. Özel ders tabii. Hocam buradan şöyle bir sonuçta, hani nasıl olsa iğneyi kendimize batırdık. Bir çuvaldız tarafı da olsun bunun diye söylüyorum. Bu anlamda özellikle eğitim tarafında en ucuz seçeneği seçmek için ısrarcı olmamalı bence ailelerde. Ben kesinlikle de öyle bir ekleme yapmış olayım. Kesinlikle. O zaman çünkü işte kim gelirse almak zorunda kalıyorsunuz o ücretlerle. Okullar açısından söylüyorum. Bizim açımızdan aslında biz bu programların aracılığını yapıyoruz çünkü. Birazcık daha orada ya gerçekten bu maliyetlerle
benim çocuğumun hak ettiği bir eğitim verilebilir mi tarafından değerlendirilmeli ki gerçekten o beklediğimizi alalım. Evet. Şimdi aslında maliyetlere tekrar geri döneceğim çünkü bir şeyi atladık. O da şimdi minicik bir örnek vermeliyiz bence. Yani İngiltere'deki okulumuzun yıllık konaklama dahil fiyatı budur. Hı hı. İsviçre'deki okulumuzun yıllık konaklama dahil fiyatı budur. Hı hı. Ama reklamlardan sonra efendim. Evet, tekrar merhaba. Bugün Ebru Doğdu ile eğitimde sevgili Burak Yılmaz ile İngiltere ve İsviçre'yi konuşuyoruz. Çok da değerli bir konuğumuz var. Büyük bir eğitim grubunun bölge müdürü. Hangi bölgelerde hocam? Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika. Harika, harika. Şimdi biraz önceki soruma geri döneyim. Yani İngiltere'de bir örnek verelim, bir de İsviçre'de. Evet, yıllık rakamlardan bahsedecektik. İngiltere'deki yatılı okullardan bahsediyorum. Evet. 4 okulumuz var. Hepsi aşağı yukarı benzer. 55 bin pound ile 60 bin pound arasında yıllık eğitim, hı-hı, konaklama, işte yiyecekler vesaire hepsi, hı-hı, dahil. Burs imkanı var. Özellikle İngiltere'deki okullarımız için öğrenci iyi, akademik olarak iyi bir öğrenci ise, İngilizcesi beklediğimizin belki biraz daha üzerindeyse, okulu da temsil edebilecek etkinlikte, hmm, özellikleri varsa elçilik bursları veriyoruz. Okulu temsil edebiliyorsa başka ailelere ve öğrencilere karşı mesela. Onun dışında akademik burslar veriyoruz. Her okulumuzda farklı farklı olabiliyor. Bazı, tamam, okullarımızda eğitim ücreti üzerinden bir kişi için %30, bir kişi için belki %20 vesaire, hmm, kotalarımız oluyor. Çok böyle bursun fazlaca mümkün olduğu bir yer değil. Belli bir seviyeyi korumak zorundayız, hmm, çünkü akademik. Onlar da aslında ciddi indirimler yapıyor hocam. Evet. %30'dan, evet, %20'ler yüksek haber oranlar. Haber değeri var yani. Evet, evet, ama işte belli şeyler için çok az sayıda gerçekten, hı-hı, iyi öğrenciler için olabiliyor. İsviçre? İsviçre 104 bin ile 110 bin frank arası, hı-hı, bu yıl başlayan, hı-hı, öğrenciler için. Orada paket biraz daha geniş. Oraya çünkü İsviçre'nin kendi ülke olarak özelliklerinden dolayı işte geziler, kayak gezileri vesaire, onlar da dahil. Evet, paket biraz geniş. 20 bini kayağa gidiyor hocam. O zaman şöyle yapalım. Süremiz dolduğu için söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Daha fazla detay, hem maliyetlerle hem de okulla ilgili daha fazla detay isterseniz Ebru Doğdu Official, Burak Yılmaz ya da Bahar Hanım'a ulaşabilirler. Güzel oldu. Gene yine ayrıştık güzel oldu ama hocam. Ben İsviçre diyorum, sen İngiltere. Hocam biz kasıtlı yaptığımızı kasıtlı yaptığımızı düşünüyor olabilir ama gerçekten her programda ayrı bir taraf seçiyoruz hocam. Bizi çok iyi, yani iyi anlaşıyor görünüyoruz, biz anlaşamıyoruz, hmm, ama olsun yani birlikte olmak çok keyif hocamla alıyorsun, çok keyifli. Evet. Efendim, bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine aynı niyetle karşınızda olacağız. Tek niyetimiz faydalı olmak. Ebru Doğdu ile çok geç olmadan YouTube kanalımı da YouTube'dan takip edip izlerseniz çok sevinirim. Efendim, yazıyorsunuz Instagram'dan, sevgi dolu mesajlarınızı okuyoruz. Eleştirilerinizi de alıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eğitimden, bilimden, spordan, sanattan ve baş öğretmenin izinden ayrılmadığınız aydınlık günleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.